Hepinize merhaba. Bu videoda uydumculuk ve boyun eğme arasındaki farklara değinmek istiyorum. Çünkü bazen birbirlerine alternatif olarak kullanılsalar da psikolojide birbirinden farklı ama birbirleriyle bağlantılı şeylere karşılık gelmektedirler. Uydumculuk veya akran baskısı bir gruba uyumak için davranışlarımızı veya düşüncelerimizi nasıl adapte ettiğimizi açıklar. Boyun eğme ise emirlere uyarak otoriteye nasıl itaat ettiğimizi açıklar. Uydumculuktan farklı olarak olası bir kavramsal bileşen içermez. Ben sadece emirlere uyuyorum sözü üzerine bir düşünün. Normalde uydumculuk ve boyun eğmeden olumsuz şeyler gibi bahsetmemize rağmen ben bunun sosyal davranışların yararlı ve kullanışlı bir parçası olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Örneğin girmek üzere olduğunuz bir binadan son sürat koşarak uzaklaşan insanlar görseniz muhtemelen bu davranışı onaylayıp siz de kaçmaya başlarsınız. Benzer bir şekilde bir itfaiyeci size bir binada yangın olduğu için girmemenizi söylese büyük ihtimalle onun otoritesini kabullenip boyun eğersiniz. Daha küçük şeyleri nasıl kabullenip boyun eğdiğimizi bir düşünelim. Mesela kahvaltı gevreklerinin kahvaltıda tüketilen bir yiyecek olup olmadığını sorgulamıyoruz. Trafik kurallarına da boyun eğiyoruz ve kırmızı ışıkta durup durmamayı da sorgulamıyoruz. Bununla beraber uydumculuk ve boyun eğmenin bir de karanlık tarafı var. Örneğin akran baskısı bazen kuşkulu davranışlara yol açabilir. Bunu genellikle çocuklar ve ergenler için düşünürüz. Ergenlik döneminde annemin bana arkadaşların köprüden atlasa sen de atlar mısın diye sık sık sorduğunu hatırlıyorum. Boyun eğmenin de karanlık bir tarafı olduğunu biliyoruz. Bu konudaki çalışmalar aslında sıradan insanların vahşice davrandığı Yahudilere uygulanan soykırımdan ilhan almıştır. Bu sebeple uydumculuk ve boyun eğme üzerine yapılan çalışmalar çok önemli uydumculuk ve boyun eğmenin çeşitleri var. Grup veya birey baskısıyla motive edilmenin çeşitli yolları var. Bu yollardan birisi razı olma. Bu bir ödül almak veya otoriteye itaatsizlikten dolayı alacağımız cezadan kaçınmak için yaptığımız davranışlardaki durumu açıklıyor. Neden yaptığımızı bilmemiz gerekmeksizin bir davranışa razı olma eğilimindeyiz razı olma durumu ödüller ve cezalar ortadan kalktığında hemen bitme eğilimindedir. Vergi ödeme razı olmaya bir örnektir. Vergilerimle yapılan onca şeyi her zaman onaylamıyorum ama desteklediğim şeyler de var. Ve biliyorum ki vergilerimi ödemezsem cezalandırılacağım. Veya hava alanındaki güvenlik kontrollerini bir düşünün Kimsenin kuyrukta bekleyip dedektörlerden geçmekten hoşlandığını düşünmüyorum aslında. Ama buna uymazsak uçağa alınmayacağımızı da biliyoruz. Diğer yolsa özdeşleştirme. Bu belirli bir insan olma arzusuyla motive olduğumuzda, bir şeylere razı olduğumuz zamandır. Bu davranışı insanların ünlü bir şarkıcıya veya aktöre benzemek için belirli bir şekilde hareket ettiği veya belirli bir şekilde giyindiği zaman gözlemlersiniz. Genellikle bu kişiye saygı duymaya devam ettikleri sürece böyle yapmaya da devam ederler. Herhangi bir sebeple o kişiye olan sevgi ve saygı tükenirse bu davranışa uymayı bırakırlar. Son zamanlarda ünlü bir sporcuya böyle bir şey oldu. İnsanların hayran olduğu bir futbol oyuncusu vardı. Onun formasını aldılar ve bütün maçlarını izlediler. Ama sonra onun aile içi şiddete karıştığı bir video ortaya çıktı. İnsanlar bunu görünce bu futbol oyuncusuna olan destek önemli ölçüde düştü. İnsanlar sadece onun formasını giymeyi bırakmakla kalmadı. Bazıları formalarını mağazalara gidip geri verdiler. Söyleyeceğim sonuncu yolsa içselleştirme. Sadece alenen bir davranışa uymakla kalmayıp ona şahsen de boyun eğeriz. Bir fikir, davranış veya inanç kendi inanç ve değer yapımızla tamamiyle bütünleşmiştir ve tahmin edebileceğiniz gibi bu türde bir uydumculuk diğerlerine göre daha güçlü olma eğilimindedir. Çünkü harici bir unsur değilse bile biz ona inanmaktan veya onu yapmaktan vazgeçmeyiz. O halde arkadaşlarım spor salonuna gidiyor diye ben de gidebilirim. Belki biz yeni yılda forma girmeye azmettik. Ama bir süre sonra spor yapmanın benim için iyi olduğunu içselleştirebilirim. Ve böylece arkadaşlarım spora gitmeyi bıraksalar bile ben devam edebilirim. Çeşitli toplum baskılarından dolayı veya etrafımızdaki baskıdan dolayı da boyun eğebiliriz. Eğer akranlarımızın desteğini almak ve saygılarını kazanmak için bir şeyler yaparsak, toplumsal normlara veya kuralcı toplumsal baskıya boyun eğdiğimizi söyleyebiliriz toplumsal bir redden veya grupsal bir kınamadan kaçınmak istediğimizde hissettiğimiz şey de bir tür toplumsal baskıdır. Ve bu sebeple görünürde gruba uyabiliriz ama içimizde çok başka bir şeye inanıyor olabiliriz. Belki benim arkadaşlarım bir şarkıcıya kafayı takmış olabilirler ve bütün yaptıkları ya onun hakkında konuşmak ya da onun müziklerini dinlemek ve bu grubun beni sevmesini istediğim için nefret etsem bile bu müziğin benim de hoşuma gittiğini söylerim. Ama onların beni reddetmesinden endişelendiğim için sevdiğimi söylemeye devam edeceğim. Hatta konserine bile gideceğim. Diğer bir toplumsal baskı ise bilgisel sosyal etkidir. Bu diğerlerinin belli bir konuda bizden daha bilgili olduğunu düşündüğümüz durumlarda onların hükümlerini kabullendiğimiz zaman olur. Çünkü onların doğru olduğunu düşünürüz. Onların bizim bilmediğimiz bir şeyi bildiğini düşünürüz. Bu yeni bir yere taşındığım zaman ve şehirle ilgili çok fazla bir şey bilmediğimde hissettiğim bir toplumsal baskıdır. Eğer bir şey yapmak istiyorsam, mesela iyi bir İtalyan restoranına gitmek istiyorsam etrafımdakilere sorarım. Burada uzun zaman yaşamış insanlara sorarım ve muhtemelen onların yönlendirmelerine razı olurum. Yani onların tavsiyelerine uyarım. Çünkü onlar uzun zamandır burada yaşıyorlar ve burayı benden daha iyi biliyorlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.